videoda dünyanın en komik çakma markalarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutma. Kutunun üstünde Sünger Bob yazıyor, görüyorsunuz işte bu bir oyuncak. Nickelodeon falan yazıyor. Abi Sünger Bob dedin de hani bak ya, burada da bu onun kankası vardı, neydi, Patrick miydi? Tamam da bu Sünger Bob mu şimdi yani, bak bu ne? Bu abi bildiğin sarı bir örümcek adam. Ayrıca şurada da bir örümcek adam var. Yani burada ok, yay falan var. Nasıl bir Sünger Bob ya abi? Bir şey diyeceğim bu arada. Yay yapmışlar, ortasında Spider-Man var. Yani ne oluyor? Evet, Sünger Bob. Peki Google'ın tuvalet kağıdı ürettiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz tabii. Ben de bilmiyordum. Muhtemelen Google da bilmiyordur bunu. Abi Google ismiyle bir tuvalet kağıdı var ya. Peki bundan Google'ın haberi var mı yani? Telif hakkı ödendi mi bunun? Google'dan telif hakkı alıp herhalde tuvalet kağıdı da çıkarmazsın yani. Evet, biz zaten alışkınız. Abibas, Adidas falan. Bunlara alışkınız. Ama onlar da ayakkabıydı. Bakın şimdi Pepsi'nin bir çorabını yapmışlar. Yani Pepe şeklinde bir içecek olsa yine anlayacağım da abi. Pepe şeklinde niye bir çorap var? Ya hem içecek markalı çorap alıyorum, bir de niye çakmasını alıyorum? Alacak olsam orijinalini alırım. Niye Pepe'lisini alayım? Şimdi burada bayağı bir karışık bir durum var. Bakın Lego'nun çakması bu galiba. Doktor Star diye. Artık Lego yok, Doktor Star var. Şimdi burada dükkanları yapmışlar. Pizza Hut yazmıyor muhtemelen burada. Pizza Stut mu yazıyor? Öyle bir şey. McDonald's yine aynı şekilde başka bir şey yazıyor. Subway Sandwich yazıyor. KFC FCS yazıyor. Hepsini anladım da KFC'deki şu adamın saçına ne oldu, ben onu merak ediyorum. Bu nasıl saç? Bence hayatınızda böyle karışık bir saat görmediniz. Ne alaka diyeceksiniz. Şimdi saatte neden yıldız takımı var? Pokemon'da vardı ya hani öyle ikili falan, böyle yıldız takımı. O niye var? Bir. İkincisi bu kuş da Pokemon'da vardı. Tam adını bilmiyorum. Neden var? Üçüncüsü burada sallanan şey ne? Abi şimdi Pokemon saati diyeceğim, ne alaka? Kif Kaf. Evet. KitKat'ın çakmasını yapmışlar. Kif Kaf. Twix'i. Bu da Twix'i. Twix değil, Twix'i. Gerçekten bu nerede ya bu? Amazon'da bir satıcı Garfield'ın oyuncağını satacak ama Garfield kelimesini kesinlikle kullanmıyor. Bakın buraya şöyle yazmış. İşte şişman, turuncu bir kedi, sarı bir kedi gibi falan filan. Abi buraya yazsana Garfield diye. Biz bunu tanıyoruz. Bu bir Garfield. Ama yok. Kesinlikle Garfield kelimesini kullanmamış. Bu Marfield. Şimdi Sprite yerine direkt Right, Mountain Dew yerine Monson Dew, Coca-Cola yerine de Club Cola. Bunları kim üretiyor yani, bu izinler falan nasıl oluyor? Telif hakkı denen bir şey yok mu ya? Biz YouTube'da bir şey kullanıyoruz, telif hakkına giriyor. Adamlar içecek çıkarmışlar, bu girmiyor mu? Gününüzün kaç saatini TikTok'ta geçiriyorsunuz? Hemen herkes yorumlara yazsın. Peki gününüzün kaç saatini TikTok'ta geçiriyorsunuz? Ben 0 saatini geçiriyorum. TikTok ne abi, TikTok? Hayatımda ilk kez duyuyorum TikTok. Logoyu zaten almışsınız. İsim zaten hani gitmişiz. Bari başka bir şey koy ya, ne bileyim. Ben mesela bu TikTok yerine ne koyardım? FikTok. Yok, olmadı. Moknik. En azından hani TikTok kelimesini böyle çağrıştırmasın diye. Bugüne kadar yediğiniz Oreo'lar Oreo değildi. Niye mi? O Ohio'ydu o. Abi Ohio diye çıkarmışlar. Eyalet ismi vermişler ya. Biz de çıkaralım o zaman. Çankaya diye bisküvi çıkaralım. Alalım bir tane orijinal. Onun üstünü silelim. Oraya Beypazarı falan yazalım. Hayatımda gerçekten bunun kadar kötü bir Pikachu daha görmedim ya. Abi Pikachu niye obez olmuş? Bu Pikachu değil ki. Pikachu bu. Pikachu. Seni acilen Doktor Nabzorodon'a göndermemiz gerekiyor Pikachu. Bu elektrik değil. Dürüm falan atıyordur ya etrafa. Ne abi? Bunlar Snickers. Oo, Snickers'ın çakması. Bunlar ne? Prongles. Nereden buluyorsunuz bunları ya? Detos. Hangi sitelerde var bunlar? Lays yerine Lex. Oreo yerine Krem Bitwins, Bitwinos falan. Bu karakterin adı neydi ya? Bunu oyun kanalında zaten oynamıştık. O mavi değil miydi? O ne ara siyah oldu? Ya madem buraya kadar ürettin, ya buradan sonrasını da doğru yapsana. Mavi olacak. Harry Potter sevenlerin gözleri yaşlı. Çünkü artık Harry Potter denen şey yok. Onun yerine Sonic var. Bakın efendim, gördüğünüz gibi Harry Potter yazıyor çantada. Ama burada Sonic var. Şurada da Obama yazıyor. Ne alaka? Obama şimdi şeyi düşünüyordur. Ya ben ne alaka? Evet. Harry Potter mı, Sonic mi, Obama mı? Bir karar ver. Bence videonun en masum, yani en alakalı olan masumu Nike, Mike, işte bu kadar. Bak ayakkabı yapmış adam, Mike koymuş adını. Mesela Mike yazıp işte Nike işareti koyup bir telefon kılıfı da yapabilir. Şu KFC amcayı rahat bırakabilir misiniz lütfen? O adamla uğraşmayın ya. Bu ne şimdi? Clothes, toys, ya kıyafetler, oyuncaklar falan da abi KFC dayının ne işi var orada ya? Tipini almışsınız, değiştirmişsiniz, saç ekmişsiniz adama, saçlarını kesmiş, biraz gençleştirmişsiniz. En azından uğraşmışlar yani, adamı gençleştirmişler. Bu Choo Choo Charles değil mi abi?
Choo-Choo Charles'la şimdi Transformers'ın ne alakası var? Choo-Choo Charles Transformers olmuş. İkisi çok ayrı kolu var değil miydi bunların? Ayrıca onu da oyun kanalında oynamıştık. Hemen şuraya bıraktım, oraya git, oradan da beni takip et. Şu an hayatımın oyununun çakmasını görüyorum ya. GTA Vice City'nin çakması Grand Street Mad Town Auto. Ya neden ya? Bunu bize neden yaptınız? 10 tane değerlendirmesi var zaten. Abi fotoğrafları da oynamışlar yani. Bakın şu fotoğraf, şu abla falan başka oynanmış. Ama şu CJ, bunu hatırlıyorum. Tanıyorum CJ bu. Artık GTA yok. GSMTA var. Evet, çok saçma bir şey görüyorum şu an. YouTube'lu deodorant. Daha demin işte Mike ayakkabı vardı ya, ona o yüzden böyle çok masum dedim. YouTube'u almış deodorant yapmış. YouTube'la deodorant. Muhtemelen şu an bunu izleyen YouTube yetkilisi bunu fark edecek. Almışlar abi. YouTube diye deodorant var. Pokemon'la McDonald's'taki palyaçonun ne alakası var? Ben alakayı anlamadım şimdi. Bura McDonald's mı yoksa McDonald's'ın işte Pokemon'a özel ürettiği bir yemek falan mı? Ama genel soru şu, ne alakası? Harry Potter'ı IMDb listelerinde yerle bir edecek filmi açıklıyorum size. Magic Kids. Sihirli çocuklar. Evet, Harry Potter yerine Magic Kids. Aynı. Üçü de bakın tipler de benziyor. Yazı stili falan da benziyor. Bak her şeyi benziyor. Magic Kids. Kesinlikle IMDb'yi işte gişe rekorları falan hepsini alt üst edecek. Şu an o plastiğin kokusunu alabiliyorum. Sana da geliyor değil mi o plastik kokusu? Sony'nin kolunu almışlar, foni yapmışlar. Hiçbir şey de değiştirmemişler bak, her şey aynı. Abi bari insan bir tuşu falan alır, başka yere koyar. Ne bileyim, şura şöyle altlı üstlü ya, yan yana falan koy. Bir şeyi değiştir ya, lütfen bir şeyi değiştir. John Cena ya. Ne yaptınız abi? Anlamaya çalışıyorum ya. Yukarıda ne yazıyor acaba? Cena Laundry. Laundry kıyafet yıkanmasıyla alakalı bir şey değil miydi ya? John Cena ile kıyafetlerin ne alakası var? Şimdi bu adamın burada olduğundan haberi var mı? Çok ince işlenmiş bir çakma görüyorsunuz. Designed by Apple yazacak ya şurada. Epi yazmışlar. Sen buna baktığın zaman Apple görürsün. Yani o i'yi böyle L gibi görürsün. Dersin ki bu orijinal. Ama yok kardeşim, Apple değil o. Epi. Epi Air Notes Pro. Arabalar çizgi filmini de gerçekten yapmazsınız. Abi Speed the Racing Car nedir ya? Şu tipe bak ya. Arabalar işte bu, bildiğin arabalar. Ah şöyle çalıştığımız yerden gelsin ya. Ve Adidas'ın çakması. Adidas. Biz zaten böyle şeylere alışkınız yani. Abibasları az görmedik. Yalnız bu logo böyle miydi ya? Adidas'ın logosu böyle değildi sanki. Adidas'ın logosu çizgi çizgi olan değil miydi? IKEA evinizin her şeyi değil. Öyle değil. IKEA, onu bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. IKEA. Yeni evli çiftlerin gerçekten vazgeçilmezi. IKEA. Burada şu an evin bütün ihtiyacını bulabileceğime çok eminim. Abi bu ne? Her şeyi aynı yazmışsınız ya. Bak mavilik aynı. O sarı font falan her şey aynı. Galiba markaların bunlardan haberi yok. Yani korumuşlar böyle ara sokakta bir yerde, haberleri yok adamların. Kayıp Balık Nemo değil mi bu? Ya da onun kankasının da bir çizgi filmi vardı yani abi. Ne ara Finding Jesus oldu ya? İsa'yı aramak diye ne alakası var şimdi? Şu an ne görüyorum biliyor musunuz? Instagram satıcısıyla konuşmalarımı görüyorum. Abi mont orijinal mi? Evet kardeşim orijinal. İçerisinde QR kodu var, okutup bakabilirsin falan. Onu bildin değil mi? Ah satın aldığın şey geldi işte. Ah. The North Face değil. The Nitroh Jeff. Orijinal ya, ben gerçekten eminim yani orijinal olduğuna. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en saçma çakma markalarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmanız lazım. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.